Bizler ilaçlara karşı değiliz. Bizler işe yaramayan ilaçlara karşıyız ve işe yaramayan tehlikeli aşılara karşıyız. Bir kuduz aşısına karşı değiliz, bir insüline karşı değiliz. Çünkü işe yarıyorlar. Ancak tıp sektörü işe yaramaz veya bir etkisi olmayan ilaçları devamlı piyasayı sürüyor. Bizim sorunumuz bu. Eğitim geliştikçe elbette bunlar yok olacak. Şimdi sosyal medyada bir profesör Ercüment Ovalı'mı ne tanımıyorum. Acı Badem Üniversitesi'ndeymiş. Laboratuvarda ekibiyle çalışmış. Bir ilaç yaptık işte şey diyorlar yani ilaç keşfettik öyle bir şeyler diyorlar. Yani tamam adamın dediği gibi molekül keşfettik demiyorlar. Bu ilaç işte COVID'e, pandemiye etkili diyorum. 23 Nisan'a bekleyemedik diyor. <laughs> İlaç Dornaz Alpa. Bakınız bu Dornaz Alpa yeni bulunan bir ilaç değil. 20-25 yıldır kistik fibrozis hastalarında kullanılıyor. Ve kistik fibrozis hastalarında işe yarıyor. Ve pahalı bir ilaç. 2800-3000 lira mı? 2500 lira mı? Ne? Şimdi kistik fibrozis ne? Beyaz ırkın sorunu. Aslında ırk diye bir şey yok. Yani bir tek ırk var o da insan ırkı. Yani beyaz e, renkli insanların basit mutasyonları var bizden farklı. E, i̇şte ya yani dezavantajları da var. E, i̇şte mavi göz, sarışınlık, beyazlık elbette bir mutasyon ve bir hastalık. İşte bu hastalıklardan birisi kistik fibrozis. Yani şu kısaca bir çocuk doğduğunda bu hastalıkla doğuyor. Ee, i̇şte çok nadir görülüyor. Türkiye'de 13 bin kişimi, 1300 kişimi neymiş? Kistik fibrozis şu akciğerlerdeki mukus, yani o kaygan tabaka o kadar çok e, sertleşiyor ki. Yani adeta katrana dönüyor ve akciğerlerden atamıyor. Olay bu. He ne yapıyor? Akciğeri tutuyor, tutulum yapıyor. Artık betona çeviriyor. Sürekli öksürüyor. O insan ne kadar çok acı çekiyordur düşünün yani. He aynı zamanda sindirim sistemini, pankreası, insülin üreten hormonları şey hücreleri yok ediyor. Hatta Kistik fibrozisten kaynaklı şeker hastalığı varmış. Kistik fibrozis hastalarının akciğerlerindeki balgamı temizlemenin açmanın yolu bu ilaç. 25 yıldır kullanılıyor, fiyatı da takdir edileceği gibi yüksek. Ancak e, devlet katkısı olmadığı için şirket elbette bir şey diyemeyiz. Bakınız, Ercüment Ovalı adlı hoca hocamız diyeyim. bulduk diyor ve bir umut ışığı saçıyor. Peki yani Papmeti tarıyorum tarıyorum. yani Dornaz Alpa'nın Covid'i öldürdüğüne dair bir veri yok. Bir makale bulamadım, bir araştırma bulamadım. Kendisi neye göre bulmuş? Yani nedense hep pahalı ilaçlar bir sürü yerde iyileşiyor. Bakınız, Covid 19 denilen bu salgın, bu salgının özelliği şu: Bu virüs 100 kişiden 70'ine bulaştığında hiçbir ilaç almadan evinde dinlenerek atlatılabiliyor. Yani ilaç alan yüksek C vitamini gibi ve bazı ilaçları mesela kinini övüyorlar. Kininin iyi geldi diyorlar. Yani büyük bir çoğunluğu yüzde kaç diyeyim yüzde yirmi yedisi de yani bu tür tedavilerle iyi oluyor. Yüzde üçü öldürüyor. Ölen sayısı yüzde üç. Yani. Virüs 100 kişiyi bulaştığında 3'ünü öldürüyor. Yani ee, çok az kişiyi öldürüyor. Bugüne kadar Covid'den ortalama 30 bin kişi ölmüş. Ancak gripten ölüm sayısı 115 bin. Kanser öyle milyon. Yani iki ay içinde olan bu. Yani Ocak'tan Mart Nisan'a kadar işte 30 bin kişi toplam ölmüş. Gripten ölen insan sayısı 120 bin. İşte trafik kazasından 300 bin. Kanserden şu kadar. Yani Covid o kadar öldürücü değil. Kimi öldürüyor? İmmün sistemi düşük. İşte birçok hastalığı olan insanı öldürüyor. Yani böbrek hastalığı, e, ...yüksek tansiyon, diyabet, zatüre gibi hastalığı olan insanları öldürüyor. Peki biz immün sistemi kuvvetlendirmek daha doğru değil mi? E, şöyle bir tedavi teknikleri e, geliştirdiler. İşte vücuda direkt oksijen vererek yani ölümün sınırındaki hastayı kurtarmışlar. Elbette bu... E, Elbette bunlar sevindirici ve desteklenmeli. Bir ilaç molekülü bulmak kolay değildir. Genelde laboratuvarlarda molekül fizikçileri çalışır. Yani hekim pek çalışmaz çünkü hekimler bilim insanı değil. Onların araştırma yapma yetkileri veya dünyada pek yok böyle. Hekimler sadece uygulamakla klinisyen zaten çoğu. Yani elbette Aziz Sancar gibi temel bilimciler var. Ancak onlar temel bilimci. Bir ilaç molekülü yani zannetmiyorum. Yani gelişmiş laboratuvarlar, ARGE istasyonları olmadı. Ercüment Ovalı'nın işte sosyal medyada ve işte basında bu ile bu Covid'i çözdük, ekibimizle çalıştık. 23 Nisan'ı bekleyemedik demesi komik. 25 yıldır kullanılan ve virüs ilacı olmayan bronşları etkilediğine dair bir delil olmayan bu ilacı, bu pahalı ilacı COVID ilacı diyor. Yani etkili bir tedavi diyor. Gördüğünüz gibi yani burada ünvanlar güven işe yaramıyor. Her şey e, ölçüm, ispat ve tekrar edilebilirlik. Bu sebeple Covid'in şu anda etkin bir aşısı ve ilacı hala yok. E, bakarız. bu salgından sonra şöyle yapacaklar. İşte bulduk aşısını, işte e, ilacını bulduk deyip bunu zorla yapma yoluna gidecekler. İşte çip teknolojisini deneyecekler. İşte insanların vücuduna entegre devre yapıştırıp bunları reddir, kabul etmeyenleri dışlayacaklar. İşte havaalanında uçağa binemeyecek, otobüse binemeyecek bunun gibi. Bu bir hak ihlalidir. Bugüne kadar çok az insan öldürmüş. Yani dünya nüfusuna göre böyle bir salgını abartmanın anlamı Yok elbette. Ha görevi başında e, hekimlerimiz öldü. Tanrı'dan rahmet diliyorum. Ancak ölen hekimin biri 90 yaşında, biri 87 yaşında. Yani kaç yaşına kadar yaşayacak ki? 180 yıl mı yaşayacak? Bakınız, e, immün sistemi kuvvetlendirmek dışında bir çaremiz Yok, COVID'e karşı. Bu ilaç bulduk, işte şu yaptık, bu yaptık deyip Roche firmasının pahalı ilacını önermenin anlamı yok. Ki bu ilaç kistik fibrozis hastalarında etkili. Ancak COVID'de etkili olduğuna dair en ufak bilimsel delil yoktur. <laughs>